problemlerden kurtulmak istiyoruz. Sıkıntılardan kurtulmak istiyoruz. Her şey kolaylıkla halloluyor güzel dostlarım. Formülü bilmiyoruz sadece. Şu an hayatta bildiğiniz bir şeyi düşün. 2 ile 3'ün toplamı kaç? 5. Bilirsek kolay, bilmezsek zor. Evet, bilirsek kolay, bilmezsek problemlerden kurtulmak da kolay. Kariyere ulaşmak da kolay. Hayatı istediğimiz hale getirmek de kolay. Sadece sen bir yapraksın, ağaçla savaşma. Ağaçla savaştığın zaman sen bir yaprak olduğunun farkında olmadan savaş, tüm dünyayı yönetemezsin. Onu yenemezsin, sistemi yenemezsin. Sistem sana bir sinek ısırığı getirir. Eğer sen yanlış hamle yapıyorsan onu yılana çevirmiş olursun. Her şey kolaylıkla halloluyor. Yalnız biz bilmediğimiz zaman çözemiyoruz. Şimdi bu problemlerden nasıl kurtuluruz? Bunun için karşınızdayım güzel dostlarım. İnsanlar problemlerden kurtulmak istiyorlar. Daha kariyerli, daha mutlu, daha huzurlu olmak istiyorlar. Daha çok zenginlik bana doğru gelsin istiyor. Bununla beraber güzel dostlarım, bunu bizim yaptığımızın çok da farkında değiliz. Yani aslında hani bunu defalarca anlatmışımdır. Bizden bir enerji yayılıyor. Bizden bir çıkan bir enerji var. Ve bu enerji, bizden çıkan frekans, bizden çıkan enerji nereye gidiyordu? Kendisine benzere gidiyor. Kendisiyle benzer olana gidiyor. Bir kitapta okumuştum. Diyor ki, olumsuz şeyler geldiği zaman, olumsuz bir büyük problem karşına çıktığı zaman, o problemi düşünmediğin zaman, nasıl ki bir ağacın kökünü kestiğin zaman ağaç kurur, onun gibi problem kendiliğinden kurur ve kaybolur. Dolayısıyla ben böyle değerlendiriyorum. Bir problemim var, bir sıkıntımız var, bir problemimiz var. Ve o probleme çok fazla odaklandığımız zaman hani bizde bir enerji çıkıyor ya, sanki o ağacın köküne su dökülüyormuş gibi. Sanki ağacı besliyormuş gibi o problemi daha fazla büyütüyor. Eğer o probleme odaklanmazsak, onu düşünmezsek, evet böyle bir problem var deyip kabullenip es geçersek, onu düşünmediğimiz zaman bir ağacın kökü kesildiğinde nasıl ağaç kuruyorsa problem de kendiliğinden yıkılıp gidiyor. Güzel dostlarım, önce bilmemiz gereken şey şu. Biz bir dünyadayız. Evet dünyadayız. Yani cennette değiliz, cehennemde değiliz. Dünyadayız ve dünyaya özgü kurallar var. İşte yerin çekim kuvveti var. Kuşlar var, hayvanlar var. Kötülükler var, iyilikler var. Yaz var, kış var. Gece var, gündüz var. Dünyada dünyaya göre bir sistem var. Ve biz de bu dünyadayız ve insanız. Ve hatalarımız olduğu için insanız. Yani mesela bir inek yalan söylemez. Ya da bir hayvan yalan söylemez. Yalan söylemediği için hava atabilir mi bir hayvan? Öyle bir alternatifin olmadığını bilmiyor ki. Yani bir hayvan yalan söylemiyor. Dolayısıyla insandan daha üstün diyemeyiz. Bizim böyle özelliklerim yalan söyleyebilme alternatifimiz var. Yanlış yapabilme alternatifimiz var. Hata yapabilme alternatifimiz var. Hata yapabilen bir insan olabildiğimiz için mükemmeliz zaten. Ondan dolayı insanız zaten. Ve dünyada arkadaşlar dünya kurallarına göre yaşıyoruz. Yani mesela şu an cennette hastalık yok değil mi? Cennette problem de yok, sıkıntı da yok. İşte orası cennet çünkü. Burası da dünya. Dünyada da kendine özgü bir durum var. Eğer biz dünyada bir konuda şikayetçiysek, yani keşke savaşlar olmasaydı. Öyle değil mi? Keşke savaşlar olmasaydı. Keşke depremler olmasaydı. Çocuklar öldürülmeseydi. İflas etmeseydik. Hastalıklar olmasaydı. Dersek aslında ne yapmış oluyoruz biliyor musunuz güzel dostlarım? Yaratıcıya karşı çıkmış oluyoruz. Çünkü yaratıcı bir dünya yaratmış, hata yapabilen insanoğlunu koymuş dünyaya. Bu dünyanın böyle olmasını yaratıcı istiyor. Ve bizim o savaş dediğimiz, deprem dediğimiz, kötülük dediğimiz şeyler bütüne hizmet eden şeyler. Dünyayı dünya yapan şeyler zaten. Ve biz onlardan bir ders alıyoruz ve o kötü şeyler bizi eğitiyor, bizi geliştiriyor. Mesela geçmişe bakıyorsun ve seni üzen bir kısım konular var. Ve geçmişteki o üzen konular, geçmişteyken üzen konular şu anda seni yetiştirmiş durumda, seni geliştirmiş durumda, beni geliştirmiş durumda. Biz o kötülükler ya da o hata dediğimiz şeylerle geliştik. Yani sen bebektin, işte aşı vurulacaktı, istemedin, ağladın. Ama o gelecekte senin güzelliğine o anda üzülüyorsun ama gelecekte bizim iyiliğimize. Tıpkı bunun gibi arkadaşlar, hayatımızdaki pek çok sıkıntı dediğimiz, acı dediğimiz olaylar da aslında bizi büyüten şeyler, yaratıcı. Hani biliyorsunuz acı Allah'tan göndermiş bir mesajdır. Allah bize bir ders veriyor, bir mesaj veriyor ve onu bize acı yoluyla veriyor. Eğer bununla barışırsak, yani teslim olursak,
sisteme, evrene, hayata, Allah'a teslim olursak o zaman birdenbire olay kolaylaşıyor. Eğer onunla kavga tarafına başlarsak, savaş başlarsa bu defa işimizi çok daha fazla zorlaştırıyoruz. Hani biliyorsunuz arkadaşlar, şükür nimeti bereketlendirir. Bir nimet karşısında şükrettiğin zaman o daha fazla artıyor ya. İşte bir konuya ne kadar minnettar olursan olsan daha fazla geliyor ya. Aynı şekilde bir konuda şikayet ettiğin zaman da o şikayet ettiğin konu büyüyor. Bir problemimiz var ve o problem karşısında şikayetçi olursak o problem daha fazla büyüyor. Onu beslemiş oluyoruz. O ağaca su dökmüş oluyoruz. O problemi bir ağaç gibi görürsek ona su dökmüş oluyoruz. Eğer ondan tarafa bakmazsak, evet bu problem var ve hayatta var ve hep bunlar var olacaklar deyip ona şikayetçi olmadan teğet geçtiğimiz zaman bakıyoruz bu kendiliğinden kuruyor. Mevlana Hazretleri ne diyor? Kilimi sopayla vuranın gayesi kilimi dövmek değil, tozu kovmaktır. Bizim de hayatımıza gelen acılar, problemler arkadaşlar aslında bizi geliştiren şeyler. Dolayısıyla kilimi sopayla döven bir insana kızabilir miyiz? Niye bunu dövüyorsun? Niye acı veriyorsun diye bir o kilimi temizliyor. Ve bizim hayatımızdaki problem dediğimiz şeyler de güzel dostlarım aslında bizi temizleyen şeyler. Bizi temizliyor ve eğer şunu söyleyeyim, hayatında hayatımızda neyi büyütmek istiyorsak ona odaklanmamız lazım. Problemleri büyütmek istiyorsak problemlere odaklıyız. Güzellikleri büyütmek istiyorsak güzelliklere odaklıyız. Problemi büyük gördüğün zaman o büyüyecektir. Küçük gördüğün zaman kendiliğinden küçülmeye başlayacaktır. Ve bu enerji olan denge olayı var ya arkadaşlar. Denge olayı işte sen bir şey düşünüyorsun. Nehir gibiyiz ya, hani nehir denize akıyor, deniz okyanus akıyor ya. Benim düşüncem de problem düşündüğüm zaman problemden taraf akıyor ama büyük taraf akıyor. Doğal hayatta bir sistem var arkadaşlar ve sistem mükemmel işliyor. Bu doğal hayattaki sistemi kontrol altına almaya çalışmak demek aslında kendinizi sıkıntıya sokmak demek. Yani yaratıcı bir sistem kurmuş. Yaratıcının sisteminde her şey mükemmel işler. Yani bu, sen ağaçta bir yapraksın ve ağacı yönetmek istiyorsun. Hatta ağaca hükmetmek istiyorsun. Böyle bir şey mümkün değil. Doğayla savaştığın zaman, hayatın akışıyla savaştığımız zaman ancak kendimizi yok ederiz. Okyanusta bir dalgayız, dalga okyanusla kavga edemez. Ve yaratıcı sistem böyle kurmuş, bununla kavga etmek demek başına iş açmak demek. Yani şimdi bir problemimiz var, bize bir problem geldi. O problem geldiği zaman aslında o şu demek, sinek seni ısırıyor, bir sivrisinek, küçük bir sinek seni ısırıyor. Onunla kavgaya başladığın zaman, onunla mücadeleye başladığın zaman, yani onu kabullenip, evet ben bir hastayım, şimdi grip hastasıyım, hastayım, şimdi ne ilaç alacağım dediğin sakince hastalıktan çok çabucak kurtulabilirsin. Yalnız bu niye bana geldi diye savaşa başladığın zaman, o seni ısıracak olan sivrisinek ısıracaktı ya, onu reddetmiş, yılan beni ısırsın demiş olursun. Bir problemle kavga ettiğin zaman o problemi çok daha fazla büyütmüş oluruz. O ağacı çok daha fazla büyütmüş oluruz. Dünya dünya ya. Dünyanın dünyaya ait kuralları var. Dünyayı cennete çevirelim dediğimiz zaman arkadaşlar sanki bir kedinin içine kaplan sokmaya çalışıyorsun. Hem kediyi yok edersin hem de kaplan olamaz o. Dolayısıyla dünyanın kurallarının dışına çıkma şansımız yok bizim. Biz doğduğumuz andan itibaren arkadaşlar hep öğreniyoruz. Yalnız acı çekerek öğreniyoruz. Acı bize verilen bir ders. Spor yapıyoruz, bedenimiz acı çekiyor. Çünkü kaslar gelişiyor. Ruhumuz acı çektiğinde de ruhumuz gelişiyor. Ve dolayısıyla şimdi şu ana kadar çektiğimiz tüm sıkıntılara bakarsak arkadaşlar, geçmişe bakıp da çektiğimiz sıkıntılara bakarsak, işte o sıkıntılar seni sen yaptı, beni ben yaptı. O sıkıntılar bize eğitim verdi. İlkokulda okumayı sökmeye çalıştık. Üniversite sınavını kazanmaya çalıştık. Hep mücadele verdik ve sonrasında bir şey elde ettik. O sıkıntılar bizi biz yaptı. Şu anda o sıkıntıları düşündüğümüzde şu an bize acı veriyor mu? O sıkıntıları güzellikleriyle anarız biz şu anda. Eğer geçmişte sıkıntı çekmediğimiz güzel anılar varsa onu düşünürsek üzülürüz. Ama geçmişte kötü anılar varsa onlardan bahsederken oh be geçti diye şükrederiz, seviniriz. Dolayısıyla geçmişteki kötü anılara takılmamızın bir anlamı yok. O geçmişte kaldı ve dersini vererek geçti gitti kaldı. Ama güzel anılar, güzel anılarsa ne yaptı? O anlara bakıp özleriz.
özlemiyle acı duyarız. Gelecek yarın, yarında bir problem var mı yok mu belli değil ki daha. Daha gelmedi. Dolayısıyla arkadaşlar bizler ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gücümüzü geçmişe gönderiyoruz ya da geleceğe gönderiyoruz. Geçmişe ve geleceğe gücümüzü gönderdiğimiz için şu anki kendimizi yok ediyoruz. Şu anda kalabilirsek çok güçlüyüz. Geçmişte gelecekte gezmezsek, geçmişteki pişmanlıklar, gelecekteki korkuları da gezmezsek o zaman şu anda bizim gücümüz yetmeyecek bir şey olmaz. Düşünün bir insan 3 yıldır hasta. 3 yıldır hasta ve şu anda sen onu ziyarete gittin. O 3 yıl geçti. Sadece verdiği ders kaldı. O 3 yılı yani elimde şunu biriktirdim diyemez. Eğer şikayetle değil de şükürle geçmişse belki de tonlarca sevap da aldı. Yani onu nasıl değerlendirmemiz lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Bize gelen problemler, yaratıcı buna nasıl müsaade ediyor? Şimdi mesela hayvanlar zararlığa girmesin diye, yani bir koyun ya da bir inek, yani oradaki bir tarlaya girmesin, zararlığa girmesin diye çoban ona bir taş atar. Veya birkaç taş atar. Amaç büyük zarardan korumaktır. Ve bize de bir kısım problemler geldiği zaman yaratıcı bizi daha büyük problemlerden korur. Dolayısıyla biz bu durumu görebilirsek o anki bize gelen probleme teşekkür etmemiz gerekir, şükretmemiz gerekir. O problem geldi, acaba nasıl büyük bir problemden korudu beni? Ve aynı zamanda acaba yaratıcının nasıl bir bana bir mesajı vardı? Ne ders aldım ben burada? O dersi aldığımız anda zaten yaratıcı hani biliyorsunuz Allah'tan gönderilmiş bir mesaj ya. O ders aldığımız zaman zaten acı bitiyor. Ve onunla barıştık ya, bir problem geldi. Problem var. Normalde nasıl yaşıyoruz? Ya bu bana niye oldu ya? İşte annem bunu niye yaptı? Babam niye yaptı? Eşim niye böyle davrandı? Arkadaşım niye böyle davrandı? Ve bu normalde bir kötü bir hareket var ya diyelim ki. O kötü hareketi 2 dakika düşünüp bitirebilecekken bugün düşünüyorum, 1 saat sonra düşünüyorum, 2 saat sonra düşünüyorum, yarın düşünüyorum, diğer gün düşünüyorum, aradan 10 yıl geçmiş düşünüyorum, 20 yıl geçmiş düşünüyorum. Mesela bazı insanlar var, bakıyorsun kendisi 55 yaşına gelmiş, halen düğün salonumuz niye küçüktü, benim kaynanam falan ne diye konuşuyor. Halen onun acısını çekiyor. Kaynanası da öyle 20 yıl olmuş. Dolayısıyla ne yapıyoruz arkadaşlar? O problemi büyüttükçe hayat böyle sıkıntılı, acılı. Ama o problemi 1 dakika düşünüp onu kenara koyabiliriz. Yani o problem karşısında ne yapacağımıza karar verip kenara koyabiliriz. Onu düşünmeye devam ettikçe o problem büyümeye devam ediyor. O problemden şikayet ettikçe o problem büyümeye devam ediyor. Sisteme, evrene, fiziğe, Allah'a ne diyorsan buna teslim olduğunda, Allah'a tevekkül ettiğinde her şey birden kolaylaşıyor bu defa. Çünkü o zaman senden çıkan enerjiyle o ağacın köküne su vermemiş oluyorsun. Evet güzel dostlarım. Her bir kötü düşünce bir yılanın kalbimizi ısırması gibidir. Kötü düşünmek sadece yılanı bize doğru getirir. Her bir kötü düşünce sana bir ders, sivrisinek seni ısıracaksa o sivrisinek ısırığını yılan ısırığına çevirmektir. O kötü düşünceden ne kadar uzaklaşırsak, ne kadar barışırsak onlar kendiliğinden kaybolacaktır. Her şey kolaylıkla halloluyor. Bu cümleyi söyler misin? Her problem aklına geldiğinde her şey kolaylıkla halloluyor der misin? Kendiliğinden bitecek bu. Her şey kolaylıkla halloluyor ve her şey kolaylıkla hallolacak. Sistem her zaman mükemmel işler arkadaşlar. Sistemde bir arıza yok. Sadece sisteme, evrene, Allah'a teslimiz. Biliyoruz ki olması gereken her şey olması gerektiği için oluyor. Biliyoruz ki hayatta, evrende hiçbir şey yanlış değil. Biliyoruz ki Allah müsaade etmese bir sinek kanatını oynatamaz. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bunu sorgulayacak bir tarafı yok. Dünya kötü demek, yaratıcıya karşı çıkmak, yaratıcı kötü demektir. O dünyanın böyle olmasını istediği. Biz hatalarımızla beraber insanız. Ve Allah bizi temizlemek için bir kilime sopayla vurulması gibi tozlarımızdan arındırıyor bizi. Onunla barıştığımızda o sinek ısırına dönüşüyor. Onunla savaştığımızda o yılan ısırına dönüşüyor. Ve şimdi bir problem geldi ya arkadaşlar. Bir problem geldi. Sen de buna karşı çıktığında ne yapıyorsun biliyor musun? Kendi kolunu kırıyorsun. Bir problem var. Ve bunu çok düşündük, çok odaklandık. Ve bundan şikayetçi olduk. O problemden çok rahatsız olduk. O sırada kendi kolunu kırıyorsun. Kırdığın kolla intikam almaya çalışıyorsun.
Hem problem var, hem sinirlenmişsin, üzülmüşsün. O sırada kolunu kırıyorsun ve kırdığın kolla intikam almaya çalışıyorsun. Daha fazla kendimize zarar veririz. Hayatımızın güzelleşmesi için biliyoruz ki her şey olması gerektiği gibi oluyor. Bu arada güzel dostlarım, eğitimlerimize gösterdiğiniz ilgiye de hepinize minnettarım. Emin olun pek çok kişiye, pek çok arkadaşa, hatta yüzlerce arkadaşımıza yetişemiyoruz. Ve tabi bu eğitimlerden sonra da biliyorsun hayatta da çok dokunuşlar oluyor. Çok insan hayatında çok değişimler var. Hatta pek çok kişi ne diye geliyor bana? Bu videolarla değiştiğini söylüyorlar. İnsanlar bu videolarla değişiyorlarsa, kişisel gelişim eğitimleri alırsa nasıl değişirler acaba? Koçluk, NLP, kuantum bu konularda daha derin eğitimler alıyor olsak nasıl oluruz? Hatta sizler başkalarının ruhuna, kalbine, hayata dokunuyor olsanız nasıl olur? Biliyorsunuz ben hani binlerce at oluşturmak istiyorum. Her yere sevgi anlatın, herkese her yere aşk anlatın, herkese iyiliği anlatın atlar oluşturmak istiyorum. Ve bu konuda benimle beraber olduğunuz için hepinize minnettarım. İlginize, alakanıza sonsuz teşekkür ederim. Bazen soruyor hocam size ulaşamıyoruz diye. Şirketimizi arayabilirsiniz arkadaşlar. Tuğçe Hanım size uzaktan eğitimler konusunda yakından ilgilenecektir, bilgi verecektir. Sonsuz teşekkürler. Şimdilik bu kadar yeter diyorum güzel dostlarım. Ve beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğiniz için lütfen siz olan saygımı kabul edin. Ve sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.